Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yağmur nedeniyle aşırı uzayan çimlerimi nasıl kestiğimi göstermek istiyorum. Tam çim kesecektim. Maalesef yetiştiremedim ve yağmur yağdı hem de çok yağdı. O yüzden çimlerim çok uzadı. Bakın burası sonbaharda bizim çok yıpranan çim kısmı. Şöyle boşlukların ne kadar da olduğunu görüyorsunuz. Hala minik minik filizler geliyor aralardan. Kardeşleşme son derece güzel oldu. Mayıs ayı zaten bütün bitkiler için harika bir canlandırıcılık içerir. Mayıs ayının bu güzel canlandırıcılığından faydalanın. Kuruyan çimlerinizi canlandırın. Sizin çok küçük bir dokunuş yapmanız lazım. Doğru gübreleme yapacaksınız. Çimleriniz çok güzel bir şekilde canlanacaklar. Kardeşlerim. Bakın şu kısım da çok güzel. Bu kısım daha çok kedilerin tuvaletini yaptığı yerdi. Ayva da hala böyle çiçeklerini döküyor görüyorsunuz. Çim makinesiyle şimdi bu dökülen ayva çiçeklerini de toplamış olacağız. Şu kısma geçen kediler tuvaletini çok yapıyordu ve burası çok geniş bir şekilde kurumuştu. Bakın ne kadar toparlandı. Bu kısımdaki çimleri de kediler böyle yolarak burayı toprak haline getirdiler burada yatmayı çok seviyorlar eşim de diyor ki hayvanların toprağa ihtiyacı var toprağın üzerinde yatmak istiyorlar o yüzden bu alanı kediler böyle tertemiz yaptı görüyor musunuz yoldular hep buradaki çimleri ee, şimdi orayı kedilere bırakıyoruz oraya çim ekmeyeceğim artık toprak kalsın kediler için kedilerin dinlenme yeri enerjilerini atma yeri olsun şöyle e, ağaçlardan dökülen Çiçekler, kara hindibağlar yine tohum yapmış. Kara bağların tohumlarını tohum dökmeden önce keserseniz süper olur. Aşırı kara hindiba çoğalmamış olur. Çimler yağmur nedeniyle dediğim gibi çok fazla uzadı. Bazı yerlerde 10 santimi geçti, 15 santime ulaştı. O yüzden hemen kısa kesim yapmıyoruz. Şöyle 6 kademeli bir çim makinasının 6. kademesinde en yüksek kademesinde kesiyoruz. Çünkü bu kadar uzayan çimleri birden bire 4-5 santime indirirsek çimler strese girer. Çok uzayan çimlerinizi kademeli olarak 4-5 santime indirmeye çalışın. Az önce söylediğim gibi yaklaşık 15 santim kadar. Hatta bazı, bazı yerlerde biraz daha fazla dolabilir. Da 15 santim ya da 15 santimden biraz uzun oldular. Ee, ve birdenbire 4-5 santime indirmiyoruz. Bakın şu aralardaki boşluklar ne kadar güzel doldu görüyor musunuz? Buralar daha da dolar. Doğru gübreleme, doğru sulama, doğru kesim ve doğru çim havalandırma ile çimlerinize çok güzel bir bakım verebilirsiniz. Zamanında yapılan bakım sizi yormaz. Çimlerinizde her ayda zümrüt yeşili halı gibi olur. Çimleriniz 7-8 santim, maksimum 10 santim uzunluğa eriştiği zaman çimlerinizi kesin. Çok fazla uzatmayın. Ama bazen insanın elinde olmayan nedenlerle uzayabiliyor. bende de böyle oldu. Yağmur gelmeden önce kesmek istedim, yetiştiremedim. Sonra yağmur yağdı ve çimlerim çok uzadı. Burası geçen sonbaharda iskele kurulan yer. Bakın burası ne kadar güzel oldu. Çok toparlandı. Şu anda bu kesilmiş hali. Kesilmiş hali bile şu anda çok uzun ama maalesef birdenbire kısaltmıyoruz. Kademeli olarak kısaltıyoruz. Bir iki gün sonra tekrar bir kesim daha yaparak 4,5-5 santime indireceğim seviyeyi. Birdenbire 10-15 santim 10 -15 uzunluğuna gelmiş çimleri 4 santime 5 santime indirmek çimleri strese sokar. Bakın bu kısım daha da uzamış. Ne kadar uzadığını görüyor musunuz? Şöyle neredeyse 20 santime yaklaşan dallar var. Bu kısmı birdenbire 4-5 santime indirirsem Çimlerimi kaybedebilirim. Çimler strese girer ve kurur. O yüzden bunun şimdi ben e, üçte birini keseceğim. Daha sonra da bir kesim daha yapacağım. Üçüncü kesimde ancak 4-5 santime indirebilirim bu kısmı. En büyük hatalardan birisi çime yapılan en büyük hatalardan birisi hatalı çim kesme. Hatalı çim keserek çimlerini kurutan o kadar çok e, yazan oldu ki bana anlatamam size. Çok üzülüyorum. Emekler boşa gidiyor. E, aslında çim yetiştirmek zor değil. E, zorlaştıran kendimiziz. Bakın burada da frambuaz fidesi gelmiş alttan. Frambuazlar ahududular kökleri alttan yürüyerek her yerden çıkar. Bir kök yetme, ekmeniz yeterli. Bu kısımda geçen yıl kabak yatmıştı ve kurutmuştu burayı. Çok güzel canlandı o kısımda. Hava şöyle karardı. Bizim gibi karanlığa kalanlar için söylüyorum. Hava karardığında çim kestiğinizde sulamayı çok az yapın. Şöyle bir ferahlatın çimleri kesim sonrası ve sulamanızı sabaha bırakın. Bakın bu kısım çeşmenin önü burada da. Müthiş bir yıpranma olmuştu. Hatta ben bile ümitsizliğe kapıldım. Acaba çimlerimi kurtarabilecek miyim diye. O kısımda çok güzel canlandı. Ee, i̇lk baharda NPK 20-10-10 gübreledim buraya ve daha sonra da biliyorsunuz iki kez NPK, iki kez de demir gübresi yaptım. Her ay yaptım. Ve muhteşem oldu. Bunlar çim tohumları. Bakın bu kıyılara kıyıları makasla kesiyoruz. Makasla kesmediğimiz için çok uzamış bunlar. Böyle güzel çim tohumları olmuş. Birazcık daha kuruyunca bu çim tohumlarını şöyle boşluklara da atabilirsiniz. Hiç üstüne toprak atmanıza gerek yok. Sulama ile onlar aşağı doğru inerek çok güzel bir şekilde çim fidesi olurlar. Evet şu şekilde çimler gerçekten çok güzel. Biraz tabi uzun kestik. Bir kesim daha yapacağım 1-2 gün sonra. Daha sonra 1-2 gün sonra bir kesim daha yaparak 4-5 santime indireceğim çimlerimi. Şu anda çok uzun kesildiler. Kanalımda 80'in üzerinde çim videosu var. Çimlerinizi kesim yapmadan, uygulama yapmadan önce mutlaka izleyin, tecrübe edinin. Bakın ilkbaharın canlandırıcılığını size şöyle de göstermek istiyorum. Çam ucundan gelen yeni filizlere bakar mısınız? Muhteşem, güzel. İşte bu Mayıs ayının, ilkbaharın canlandırıcılığının en güzel göstergesi. Zümrüt yeşili, halı gibi çimleriniz olsun.